Buna katılıyor musunuz? %20 kadar eksik oranın diğer ameliyatlarla karşılanması. Özellikle hayır diyen Hacettepe var. Marmara'dan arkadaşlarımız var. Aymış Öldüler ya da fikir iletmek isteyen herhangi kimse var mı? Biz buna hayır dedik ama eski formatla, yani bu formatla evet. Çünkü sayıları düşürdük. Sayıları düşürünce hiç evet. Hayır, evet. Şöyle. Yani genel alanı 55 ile sınırladık. 50 ile sınırladık ama toplamı 45 ediyor. Yani 45. O 5'lik bir şeyimiz var. Zaten bunu uyguluyoruz. O yüzden hayır, kabul ediyoruz yani. Bu formatta kabul. Daha yüksek rakam varken sıkıntı doğacağı için evet denmesinin bir mantığı vardı. O zaman bile hayır demiş merkezimiz. Şimdi rakam azaltıldı. Daha kolay ulaşılabilir. 10 tane yıkıla verip yapacak. Niye? Evet. Fikir değişikliği yok. Hayır, fikir değişikliği yok. Bizim önerdiğimiz yani notu koymuştuk ya, birinci asistanı sayalım. O koşullarla, o koşulları uygulamadığınız için bu tamam oldu şimdi. Anlaşıldı mı? %20 HPB'nin diğer vakaları içerisinde mi değişim olacak? Pankreası 20 tane karaciğer rezeksiyonu öngörmüşüz, 20 tane de yıkıl öngörmüşüz. 20 yıkıl değil de 16 yıkıl yapmış. Ama karaciğerinden de 25 tane yapmış. Oradaki fazlalık yıkıl öde eksiği giderebilir ve %20 sadece. Aslında biz rakamları reel olarak 5'te 1 daha da azaltmış vaziyetteyiz. Yani 20 rakamını pratik olarak şimdiden biz 16'ya kadar yapmanız gerekiyor ifadesini kullanıyoruz. Burada kompansasyon yerine merkezler arasında fellow değişimi olabilmesinden pankreas ağrısı daha çok çalışıyoruz. Karaciğerim az, Fatih'in karaciğeri çok, fellow karaciğere az yattı. Onun tamamlaması daha mantıklı olmaz mı? Güzel bir görüş. Yani Türkiye şartlarında kolay olduğunu düşünmüyorum. Genel ben şeye geçiyorum. Muhalefet diyor ama Mustafa abi yani çünkü biz şu anda burada mesela anlaşacağımız fellowship programı mesela resmi bir şey mi olacak? Yoksa sadece yani parası mı? Derneğin kızlası. Yani hayır, transfer yani İstanbul'da bir arkadaşlar ama zaten onu karşılayamıyorsa zaten belki de bir eğitim merkezi bulamayacak. Ama tesadüfen bir pazar eksik durumda yani peşinde de tamamlanabilir, gerekli de tamamlanabilir. Şimdi düşük bölüm merkezler tabii ki bunun böyle olmasını arzu edeceklerdir. Dalakla öteki tarafları kompanse etmek imkanına sahip olacak. Mesela salak yok. Ya ben bunun karaciğer nakli için olabileceğini düşünüyorum. Karaciğer nakli yapmayan merkezler 5 karaciğer nakli kurduruyor. Bir başka merkezi öneriyor. Burada fellow sistemi eğer Amerika'da benzer bir şey olacaksa her fellow gibi bir vakaya girecek ve sizler de dernek olarak göreceksiniz. Amerika'daki sistem bu. Yani hangi fellow ne yapıyor merkez tarafından görecek. Diyelim ki Mustafa Kerem sen çok az karaciğer yaptırdın kardeşim bu sene. Adamın 6 ay var diye bana uyarı gelecek. Ben o dönemde karaciğeri yüksek bölümde yapan bir merkezle yazışıp fellow'u oraya gönderebilirim. Akredite. Akredite olması lazım. İşte akredite olan bir başka bir şeye gönderebilirim. Onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla eğer fellow kontrolü merkezden bu şekilde kontrol yapıp çok bir problem olmadan eksikler böyle giderilirse daha mantıklı olur. Bir de ufak tefek rakamlardaki problemler zaten biz en az sürelerden bahsediyoruz. Yani o süreler zaten birazdan merkez rakamlarına bakınca da belli bir özellikleri olmayan merkezlerde bu eğitimin yapılmasını önermeyeceğiz. Ve şu an seçilen rakamlar gerçekten öyle yani yılda bir fellow'a 10 tane pankreas yaptıracaksınız. Size eğitim için gelen bir kişiye.
Ya bunu zaten şu ana kadar yaptırmıyorsak, iş yükünü bu kadar ağır bir şekilde kullandığımız bir arkadaşa da 10 tane de pankreas, 10 tane de karaciğer yaptırmış olurdu. Özel, yani özel bir durumdan bahsediyorum. Yani, hayır hayır, aynı fikirdeyiz. Ve buna rağmen bir sıkıntı varsa da bunun bir yan paralel merkezde çözülmesini öneriyor Mustafa. Yani bu rakamlarla artık bir de 20'yi 16'ya, şu an buna evet demek 20'yi resmen 16'ya çekmektir. Yani sayı 40 olacak o zaman. Sınırlarımız 100'dü, 50'ye düştük, şimdi 40'a düşüyoruz. Yani aynen buraya geliyor. Yani bunlar artık ulaşılabilir rakamlarken hani bırakalım da böyle mi bunlar hiç olmazsa yapsın diye. Yani sayı 40'a düştü de o yanlış bir şey. Yani sayı 50'ye tamamlamak zorunda. Yani 16'ya düştüyse 20 pankreatektomiden, 20 yerine 24 hepatektomiden. Yani bu sadece %20'lik bir. Abi biraz daha, pardon, tartışacağız muhtemelen. Burada santralizasyon konusunu birazdan merkezlerin özelliklerine geldiğimizde, santralizasyon konusuna geldiğimizde bu işin nasıl olabileceğimiz ve nasıl olabileceğini tartışacağımız. Tamam, çok kolay bakalım. Bu vaka yapıldığının dokümantasyonu nasıl olacak? Yani bu birinci operatör diye ameliyat raporunda o kişinin gözükmesi mi gerekiyor? Çünkü hani onu da tamamlamalıyız. Hani kim karar veriyor ve ne şekilde dokümante edildi bu? Hani bunun sonrasında geri dönün. Farz edin, giden fellow'da yeterliği verecek olan merkez arasında bir fikir ayrılığı oldu. Neye istinaden dönüyor? Ameliyat raporu. Ameliyat raporu. Tamam, yani aynen, dolayısıyla bir, onu da belirlemiş olmak lazım. Hani bu bir kağıt üzerinde şu kadar yapmıştır diye değil, bütün bu adı geçen ameliyatların birinci operatör diye fellow tarafından adının olduğu bir şekilde dokümantasyonunu da istiyoruz o zaman. Tabii ki hastalığının bütün yani o sadece ben hani öyle olduğunu tahmin ettim ama sadece bir kere daha telaffuz edilsin istedim. Hani çok haklısın. Evet. Yani burada zaten ameliyat raporunda o kliniklerle ilgili bütün ayrıntılar da var. Ek olarak yok okuduğum sadece ameliyat raporunda şey işleyecek. Peki. Ben, pardon. Sadece o şeyi tam yapmıyor. Yani bir kimlik, yani bir kişi iki farklı ameliyatta geçebilir mi? İki farklılıklar olarak. Hayır, birisi asistandır, öbürü operatördür. Hayır, iki fellow'dan bahsediyoruz. İki fellow'dan biri öbürüne vaka yaptırıyordur. Birisi yaptırıcıdır, öbürü birinci asistandır. İki fellow aynı ameliyatta gözükebilir. Ama onlardan daha kıdemli bir hoca ya da başka birisi o ameliyatta yoktur. Eğer varsa, yani o ameliyata, tabii bu benim fikrim yani belki başka düşünceler olabilir. O ameliyata üç kişi girdilerse, birisi yani kuyruk asistanının görevini üstlenmişse, onun bu ameliyattaki hedefimiz bu değil. Özgün, kısaca. Başıma yayılabilir yani ben elemanlarımın da ilave etmişsin. İşle ilgili. Yani ameliyatı üç öbürleriz. Eksplorasyon, rezeksiyon ve anastomoz olarak. Belki hani eğitimi standartize etmek açısından asistanlardan biri eksplorasyonu yapıyor olabilir. Bir diğeri rezeksiyonu, bir diğeri de anastomoz yapıyor olabilir. O açıdan aynı ameliyatta üç farklı ameliyat çıkarma gibi bir durum olabilir. Eksplorasyon bir kategori olmadığı için zaten. Yani ya da eksplorasyon artı rezeksiyon denebilir, o standartize edilebilir. Bir rezeksiyonun bir de anastomozun olduğu bir yer. Evet, evet, bir diğeri yapılabilir. O zaman iki ameliyat gibi görülebilir. Problem mi? Bir vaka, bir vaka iki fellow'a yazılabilir. Hocam, is it true? Maybe I think I can say that. I can't comment specifically for an HDB fellowship. In the UK, there are very, very clear definitions for standard general surgical training. The primary operator has to do 75% or more of the operation. They're the only one that counts, and it's very clear so that all the trainers know what that means. It doesn't mean the first assistant can do a little bit of the operation, but to get credit as the primary operator, you need to have done 75% or more of the surgery, including all the key critical steps.
But that's not for sort of highly super specialized HPV surgery. That's just for general surgical training. I must admit that we have not defined that in detail until now. Olayı ne kadar dili bilersek işin içinden çıkılması bence o kadar zor olur gibi geliyor bana. Ayrıca ilginin söylediğini ihmal etmemek lazım. Hasta bir bütün olarak çıkıyor. Ben sadece şurasından demek hani ne kadar doğru karşılayabilir. Peki bu konu yeterince netleşti. Diğer... Söyle. So I agree that you complicate things because I think it's a dynamic process which is going to change over the next few years. Rowan was making the point really about competency-based. If you dissect out the operation in different steps, and so if you've got to have done, you know, 20 pancreatic anastomoses, doesn't matter how you do them or in which operation. If you do a pancreatic angiogenostomy for a fry, or you do it as a Whipple, does that make a difference? So I think that one's got to just be cautious about not trying to have a definitive answer now, because it's going to change. And in a few years' time, as medical education and surgical education shifts, then we will better be able to define what these requirements are. So my advice is not to get caught up in two specifics now, but rather make sure as you define the competencies that you leave the space for development over the next couple of years. Basitçe burada almak istediğimiz şey, işte bir takım diğer ayrıntılar, intraoperatif ultrason, tümör ablasyonu, minimal invazif evreleme, bunlar özellikle UMS'deki gerekli olan alanlarda olduğu için, bunlar biraz daha da arttırılabilir belki, ama bunlara girebilir bu eğitimin sırasında, belgelemeli mi? Hayır diyen 8 merkezimiz, yani bunların böyle bir bu alanlar dışında bizim incelememiz gereken başka bir belge yok. Bunlara illa bizim ihtiyacımız yok diyen 9 tane merkezimize ek olarak intraoperatif ultrasonda Adana eşlik etmiş. Tümör ablasyonunda Adana ve Ege grubu, minimal invaziv evrelemede Ege ve Koç Üniversitesi eşlik etmiş. Ama Koç Üniversitesi bunların kayda geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Yani temel olarak kayda geçirilmesini söylüyor. Sadece minimal invaziv evrelemenin gereksiz olduğu kanısında. Ama diğer toplam 9 ve yer yer 10 ve 11'e çıkan merkezler de bizim böyle bir kayda ihtiyacımız yok. Biz sadece demin konuştuğumuz 3 ameliyat grubunu bize belgelesin yeter diye yorumlamış. Toplam olarak evet diyen, yani evet bunların da bu arkadaşın oradaki ne yaptığını anlamamız açısından iyi olur diyen 15 merkez gözüküyor. Konu sizlerin tartışmasını. Ben HPV cerrahının intraoperatif ultrason yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani hepimiz ultrasonu, karaciğeri, pankreası çok iyi değerlendirmeliyiz. Portal ve akımını çok iyi değerlendirmeliyiz. Onun için mutlaka kaydetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu olmazsa olmaz bir şey. Artı minimal invaziv pankreas cerrahisi, karaciğeri cerrahisi yapılan yerlerde mutlaka intraoperatif ultrason hem cerrahi sırasında hem ön değerlendirme sırasında yapılmalı. Bunu o öğretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben Memory Swan Catholic'deyken Human Pump önce kendisi ultrason yapıyordum. Sonra fellow yapıyordu, tekrar alıp tekrar gösteriyordu. Yani en az 45 dakika ultrason eğitimi yaptırıyordu. Hakikaten biz de çok faydalandık. Dolayısıyla karaciğer ve pankreas cerrahisi yapacak fellow arkadaşlar mutlaka bu eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Ekstra başka bir yorum yok galiba. O zaman burada daha fazla vakit kaybetmeyelim. Şimdi kritik bir nokta. Eğitim sırasında HBB alanında bir yayın yapmalı. Aslında 21 merkez bunun gerekli olduğunu söylüyor.
Hacettepe ve İsparta ekibi bu konuda biraz çekinceleri sahip. Ve gene UMS'deki temel mantığı kurgulayarak aktardığımızda 20 kredi ve kredilerin bizim açımızdan dağılımı konusunda da genelde bir sorun yok. Isparta ekibinin sadece bir çekincesi var. Evet'i bir aktarmayı unutmuşum. Genelde herkes bu aktivasyonları, biz de yani takvime bakarak söyledik. Bir HDP kongresine mutlaka gidebilecek bir zaman dilimi oluyor. Uluslararası bir HDP kongresine mutlaka en az iki defa yakalayabiliyor. Ve sunumlarına göre de belli puanlamalar alabiliyor. Hem bu iki yıl içerisinde inanın üzerinde çok düşünüldü. İstenirse realize edilebilecek bir şey. Merkezin ciddiyeti ve arkadaşın bu konudaki kararlılığı ile ilgili bizim de temel istediğimiz şey bu. Yalnız burada iki uç arasındayız. Her yıl bir yayını olmalı. Bir de bunun hangi dergide, derginin gücü de belirlenmeli. Yani böyle herhangi bir X dergisinde falan yayını kabul etmeyelim diyen görüşten HBB cerrahı olmakla kongre katılımı, bilimsel çalışma yapma ve sunma farklı şeylerdir. Akademik yetkinlik anlamını taşıyan yayın ve kongre sunumu cerrah adayı için bir ön koşul olamaz. Akademik yetkinlik ve HBB cerrahi yetkinliği farklı platformlardır diyen iki uç görüş de var. Hiçbirine temel olarak yekten karşı çıkma imkanı da yok. Ama hani biz sonuç olarak bir formasyondan bahsettik sabahtan beri. Hem İngiltere deneyiminde hem de Zaviyer bize bir formasyondan, yani bir kişi formasyonundan bahsetti. Bunun komünikasyon özelliğinden bilimsel derinliğine varıncaya kadar. O yüzden bu konu sadece bir teknik iş mi yani? İşte oradan oraya aldınız, ilde anastomoz yaptınız, bitiyor mu iş? HBB cerrahı olmakla bunu mu kastediyoruz? Yoksa biraz daha derinliği olan birini mi kastediyoruz? Bu konuda da net bir tartışma konusu. Hocam burada girişimsel yetkinliği gördük. Klinik yetkinlikleri konuşmayacak mıyız? Yani bir kişi bir sapra kesici tümör hakkında hangi bilgilere sahip olur? Bir kişi bir sarılıklı hastaya nasıl yaklaşır? Bunun bir teorik kısmından olması gerekmiyor mu? Çünkü atlam yetkinlik ikisi de bir arada. Konuşacak mıyız o zaman? Şimdi bununla ilgili bizim yine tecrübemize göre mesela tez zorunluydu yandan da. Yandan tezini yapmakta çok zorlanıyorlardı bu iki yıllık süre. Çünkü hem bu klinik yetkinlikler işin içine girince hem de girişimsel yetkinlikler işine girince bu iki yıl süre söylediğim gibi aslında çok uzun bir süre değil. Yani almış olduğu eğitim üzerine bir eğitim dağılıyor ama hayat aslında burada bitmiyor. Şimdi bunlar arzulanan şeyler. Gelen kişinin yeteneğine göre bunlar yaptırabilirsiniz ama böyle her yıl bir adet olmalı, her gücü de şu olmalı dediğiniz zaman o olmayabilir. O yüzden bence onu da akıllı tutmak. Aslında burada şöyle bir şey var. Yani 20 kredi toplaması gerekiyor OEM standartlarında. O ona ait olan kalemleri topladığınız zaman 20'den çok fazla ve bir yayın yapmadan da 20 krediye ulaşılabiliyor. Dolayısıyla bu şekilde kabul edilebilir. Ya da işte o kredileri açabiliriz belki Sağlık Hocam. Ya da onların içinde bir yayın olmazsa olmaz bir kredi kategorisi midir? Ona karar vermemiz lazım. Dolayısıyla o 20 kredi konusunda, yani bunun içinde işte kongre katılımı var, uluslararası ve ulusal prezentasyon var, hatta bütün disipliner ortamlarda sunum yapmak var, kurs katılımı var vesaire. Yani diğer taraflardan o kredi tamamlaması gerekir mi? Bunları yapması, yani kursa, kongreye vesaireyle katılması şart mı belirli bir krediyi toplamak için? Konu tamamen yayın değil, yani o kredilerin toplamı.
Yengin hocam. Yengin hocam. Şu doğru, tabi akademik yetkinlik ve klinik yetkinlik farklı şeyler ve hepatobiliyer cerrahi yüksek teknik beceri de gerektirdiği için hepimizin belki çok şey örnekler olabilir. Yani yayın alanında muhteşem, ameliyathanede sıkıntılı insan. Ben hangi ülke olduğunu sormayın ama hani çalıştığım ülkelerin birinde çok parlak olarak görülen bir cerrah. Transplant direktörü olduğunu, özellikle yayınlarıyla burasını ilerletecek vesaire. Sonra bir yıl sonra peş peşe gelen komplikasyonlar sebebiyle klinikteki transplantasyonda uğraşmayan öğretim üyelerinin dilekçesiyle görevden alındığını çok üzülerek gördüm. Yani çok şey yapacak, çığır açacak, transplantasyona yeni chapter kazandıracak denilen insan yayınlarına bakılarak bir yıl sonra diğer kliniklerdeki cerrah öğretim üyelerinin dilekçesiyle görevden alındı. Bunlar olabiliyor. Bu doğru. Ama şimdi bu ayrı. Bir bilimsel sunum yapabilme eğitimi verilmesi ayrı. Biz de burada bir tane bir yayının olmasını isteyebilmeliyiz. Ayrıca şu da var. Şimdi derginin gücü derken şunu söyleyeyim. PubMed ve Science Citation Index maalesef benim görüşüme göre son yıllarda şeyi oldukça düşürdüler, kalite standartları. Birçok dergi artık buralara giriyor. Yayınlara bakıyorsunuz, o kadar da şey değil. Sonuçta PubMed'de veya Science Citation Index Expanded'a girmiş bir dergide bir tane yayın olacak dediğiniz zaman bu aşırı akademik bir şey de olmayacaktır. Kişiye de bir temel terbiye verilir. Ha sonra bunu devam ettirir, ettirmez. Bu ayrı bir konu. Ben de biliyorum Sayın Özden'e. Rektörü çıkardığın OEMS kriterlerinde 20 puan şart ve içinde bir madde şart, o da bir hakemli dergide yayın. Onu da kalite olarak herhangi bir yorumları yok. İsterseniz biri bir okuyayım, iki satır zaten. The candidate must have produced at least one peer-reviewed paper as first or second or senior author, yani son ve sorumlu author da olabilir, in the field of HPV surgery. Yani bu bir vaka takdimi de olabilir. Ve bir ulusal dergi, hakemli derginde de bir yayın olabilir. Kendi derginde de bu arada başlattık, orada belki bir vaka takdimi de olabilir. Yani tartışırız. Ama sonuçta bunu bir şart olarak koymuşlar. Bu artı, yani bununla birlikte 20 puan ulaşması gerekiyor. Ben de buna taraftarım. Çünkü 2 yılda bir yayın yapmak, ya bu bir araştırma değil, tez değil. Vaka serisi olması da gerekmiyor. İlginç bir vakanın takdimi bile bu kategoriye girebilir. Yeter ki hakemli bir ciddi dergide olsun. İsterseniz bunu oylayabiliriz. Aleyhinde olan da nedenini savunabilir. Zaten çok ağırlıklı olarak dikkat bu yönlendirildi. Sadece iki çekinceden bahsettik. Şimdi tekrar fikriniz olsun. Yani İstanbul, Ankara, Adana, Ege, Atatürk, Eski Kata, Gazi, 9 Eylül, Hacettepe, Gaziantep, Fırat, İmralı, Marmara, Süleyman Demirel, Mersin, 19 Mayıs, Koç Üniversitesi. Yani Türkiye'de gerçekten hemen aklımıza gelen birçok merkezin söylediği yorum, 21 merkezde zaten pozitif kullanmış vaziyette. Peki. Burada Sadık Hocam isterseniz bu kredi puanlama sisteminde, yani o 20 krediyi tamamlamak için öngörülen puanlar konusunda bir yorum varsa belki o da etkili olabilir. Şöyle düşünülmüştü. O zaten bu EMS'le uyumlu belki ufak farklılıklar olabilir. Bir eğitim kursuna bu arada ayrı bir HPB, örneğin UEMS'in eğitim kursuna katıldı. 8 puan. Bir HPB sempozyumu veya genel cerrahi kongresinde, HPB, örneğin ulusal cerrahi kongresinde bir HPB oturumuna katıldı. 3 puan. Uluslararası kongre katılımlarında sunusuz katılsa dahi 5 puan, sunum ile bir veya ikinci isim olmak şartıyla 8 puan. Ulusal HPB bizim kongremizin katılımında sunusuz 4, sunulu 6 puan. Hakemli dergide yayın ilk ve ikinci isim 10 puan. Diğer sıralamalar 6 puan.
Mesela burada bir öneri, uygun mudur sizce? Başka bir öneri veya şu daha yüksek puan alsın da diye bir daha. Buradaki temel kurgunun mantığını da size aktarayım. Bence üniversite de bunu çok fazla tartışılmıştır. Adayın bir tane olsun, International HBB Kongresi'ne katılması özendiriliyor burada. Yani bir uluslararası bir toplantıya katılması özendiriliyor. Sonuç olarak puanı toplayabilmesi için yüksek bir puan. Hele bir de sunumla katılırsa neredeyse yayına yakın bir puanı zaten oradan temin edebiliyor. Bunun dışında da yine bu eğitim süresi içerisinde hiç olmazsa bir defa ulusal anlamda aktivite gösteren bir yerde varlığını göstermesi, orada olması, onu hiç olmazsa dinlemesi, o toplantılara katılması temel olarak algılanıyor. Yani buradaki her yayında da birinci, yani belki oradaki yayında birinci isim olmayabilir, 6 puan aldığında geri kalan 14 puanı özellikle çok farklı alanlardaki hem ulusal hem uluslararası toplantılara katılması özendirilerek dağıtılmaya çalışılmış. Biz bu mantığa tamamen katıldık. Biz kendi kongrelerimizin değerini niye kendimiz düşürüyoruz diye ben çok üzülüyorum. Yani biz kendi kongrelerimizde sunulan posteri hem diye daha az puan veriyoruz. Bence bu bir hastalık diyorum ben bunu. Yok bile eğer ulusal bir kongreyse 5 konuşmacı katılmışsa bunu uluslararası kabul ediyor. Şimdi böyle aldığı bir karar var. Sizin de bizim de bu kongrelerimize 5'ten aşağı yabancı konuşma katılmıyor. Ama sunu sunuyorsunuz, puanı daha az. Yani bakanlık da böyle az puan veriyor. Yani niye böyle oluyor? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ama çünkü bu dünya bir global bir görüş. Bizim o zaman farklı bir uygulama olabilir. Global olarak bir görüş yok hocam bu konuda. Yani, bu international bir toplantıyı 5 verirken kendi toplantımızda 4 veriyoruz. Bence onların da puanının eşit olması bakın, lazım. Avrupa Avrupa Birliği'de uluslararası kongrelere 2 misli puan veriyor. Yani ya, bu benim görüşüm tabii. Bir şeye ihtiyaç. Ama yani dediğinizde de bir mantık var. Çünkü o da bir emek, o da bir çalışma, o da bir süreç. İkincisi de... O biraz teşvik etmek için. Evet. Yani uluslararası ilişkileri. Bu da bir de. Üçüncü isimle niye puan verilmiyor ben onu da anlamakta zorluk çıkıyorum. Çünkü bir kliniğin bir çalışması vardır. Şimdi katılmış olarak diyoruz ama katılmış abstrak sunu da olabilir. Burada anladım ama yani sunu derken, sunu il abstrak derken poster sunu olabilir değil mi hocam? Poster de olabilir. Yani posterde asıyorsun. Bu çocuk da bu çalışmada yer almıştır. Hocası onu üçüncü sırada uygun görmüştür veya dördüncü sırada uygun görmüştür. Çocuk niye bundan zarar gördü ne yapmaz? Sadece konuma girelim muhabbet edelim. Genellikle burada yürütülmekte olan bir çalışmaya merkezimize de geldim. Senin de ismini yazalım şuraya mantığı dışında. Hiç olmazsa bir çalışmada birinci ya da ikinci isim olabilecek noktada aktivite göstermesi provoke edildiği için bu birinci ve ikinci isimle sınırlandır. Yoksa zaten sunumu yoksa da 5 puan alıyor. Sunumu olmayan kişiye sadece katıldığı için zaten 5 puan veriyoruz. Şimdi bu artık öğrenci ve asistan değil, hakikaten daha ciddi bir rol almış olmalı. Hocam katılmamıştır, ikinci isimli posteri bir başkası asmıştır. Yine 8 puan alıyor. Doğru. Ya çok su sızdırmalı bir sistem, zor tabii ki. Ya bir de yani adam kafaya koyduysa bu süreyi bir şekilde başka bir mekanizma ile geçirmeye, işte orada bu merkezin neresi olduğu ve hangi eğitimcinin buna izin verdiği önemli. Çünkü eğitimci buna izin vermeden bu yapılabilecek bir iş değil. Yani işte her şey, tabii demin siz de söylediniz, Lebus'tan bahsettiniz, eğitim merkezinin özelliğinden bahsettiniz, hepsinin bir bütün olarak bir yere taşınabilmesinden bahsediyoruz. Yoksa hepimizin içinde bir iki negatif taraf var da çok doğal bir uygulama. Yeter ki sistem bunların gündeme gelmesine az izin versin.
Burada da 22 kişi buraya bir müdahalede bulunmamıştı. Isparta'da aynı dedi diyor. Yani bunlarla ilgili bir şey olduğunu düşünmediğim diyor. Yani puanlarda bir değişiklik önemli. Sadece sistem bunun dışında. Firol Hoca'nın söylediğini değerlendiririz tekrar. Bir konuda bilgilenmek istiyorum. Seçimci 45 dakika sonra gitmek zorunda. Bu arada bir toplantı var. Kendiliğine. Yani ne yapabiliriz bilmiyorum. Burada kesin şansımız yok. Arkadaşlar. Yani bu, burada hızla geçebiliriz. Burada daha az problemimiz var. Aşağı yukarı eğitim standartları ile ilgili temel sorular buydu. Eğitimin gerçekleştireceği merkezlerle ilgili, bakın sondan başlayayım. Herkes bir kere multidisipliner eğitimi tamamlıyor. Bunun vazgeçilmez koşu. Toplantı olacak, radyolog olacak, onkolog olacak, HBV girişimsel radyolog olacak, ERCB, olanağı olacak, gastroenterolog yoğun bakım. Bunlar mutlaka olacak diyor. Bunlar olmazsa olmaz diyor. Bunda herhalde hepimiz de hemfikiriz. Burada bir problem yok. Şuna da hemen hemen herkes katılıyor. Eğitim merkezinin olma koşulları belirlenmek zorundadır diyor. 23 ankatörün 23'ü de mutlaka bir sınırlarını belirlemek gerekiyor. Hangi özelliklere sahip olması gerektiğini bilmek gerekiyor. En kritik bir nokta bu. Sadece kamu kuruluşlarında mı yapılmalı? Bana göre de aslında bu önemli bir konu. Sadece dışarıdaki çok önemli özel merkezleri düşünerek bir soru işareti olduğu için burada Uludağ'ın görüşü olarak soru işareti vardır Adana ile birlikte. 13 merkez sadece kamu kuruluşlarında olması gerekiyor. Hayır diyen de toplam yani özel merkezlerde olabilir. Yeter ki formasyonlarını biçimlemiş olsunlar. 10 merkez gözüküyor. Bu önemli bir nokta. Özel derken kurumu kastediyor. Kurumu kastediyor. Yani kamu dışında. Yani evet. Kamu kuruluşları dışında. Özel hastane değil de. Evet. Özel merkezleri kastediyoruz. Bu konuda yorum yapmak isteyen Fatih. Yani üniversite değil de Koç Üniversitesi mesela üniversite özel kamu benlik onu da yani nasıl? Burası üniversite değil mi? Koç Üniversitesi, üniversite. Üniversitesi mesela kamu saymıyor muyuz? Saymıyoruz. Ya onu sanıyorum burada bir yanlış anlama oldu. Ben de hayır diyenlerdenim ama şu nedenle. Çünkü kamu olmayıp da eğitim verebilecek işte bu orası örneğinde olduğu gibi yeni kuruluşlar var. Yani onları da içermesi lazım ama bir özel hastanede olmaz. Yani aslında bu soruyu ben buraya koyarken eğitim hastane, evet. Kafamdan eğitim geçen hastane. Tek şey şuydu. Koç Üniversitesi yoktu. Ama bir mesela Memorial üniversite değil sadece hastane ise, ya ismi öylesi laf olsun diye söyledim, ya da başka bir X yeri. Buralarda da biz HBB eğitimi yapılabilir diyebiliyor muyuz? Yoksa bunlar mutlaka bir eğitim kurumunda mı olmak durumunda? Koç Üniversitesi bir eğitim kurumu. Ama belki soru tam böyle algılanmış olabilir evet, ama en azından şimdi... İbrahim Hocam. Hepatobiliyar cerrahi eğitimi verebilmesi için gerekli olan en az özelliklerin var olduğunu ortaya koymuşsanız, daha doğrusu merkezin kendi koymuşsa, burada o merkezin kamu ya da özel sektöre ait olmasının bir öneminin olmaması gerekir diye düşünüyorum. Memorial'ı örnek aklıma o geldi. Hadi Florence'da herhangi bir üniversitesine ait işte Bakır Üniversitesi var. Memorial'ın şu anda bildiğim kadarıyla şeyi yok. Yani bir üniversite bağlantısı yok. Ama ciddi bir şekilde bu etkinliği yani patobiliyar cerrahiyi yapıyorlar ve bu eğitimi eğer oradakiler de yani o işi yapan kişiler de buna evet diyorlarsa bunda bir sakınca olmuş. Sanıyorum Sayın Ahmet Çoker'in söylediği iyi bir özet olabilir. Yani eğitim kurumu
olmak şartıyla kamu, özel, fark etmez. Eğitim kurumu olmak şartıyla. Burada bir tek soru işareti kafamda var. Yani Koç Üniversitesi tamam, üniversite hakikaten çok da güzel. Ama özel hastalar da var. Özel hastanelerin deki problem şu, yani hasta sizinle muhatap oluyor. Dolayısıyla burada gerçekten fellow'a eğitim verilebilecek mi? Yani temel soru bu. Özel hastaneler için bunu söylüyorum. Çünkü Eğirdepe Üniversitesi sıkıntılı neden? Bütün hastalar özel olduğu için öğrencilerini başka hastanelere göndermek zorunda kalıyor. Aynı sorun fellow eğitim için de geçerli olacak. Onun için çok iyi değerlendirmek lazım. Yani kurumsal olarak farklı farklı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Her özel aynı olmayabilir. Ama uygulamada da ortaya çıkar. Eğer uygulama, evet, uygulama kısmı nasıl olacak? Bende soru işareti var. Peki bu soruyu şöyle sormuş olsam. Kriterlerin tutturacağını ifade eden bir merkez, özel de olsa, kamu da olsa, sizce bu eğitimi verebilir mi? Yoksa her ne koşulda olsun bunlar sadece kamu eğitim kurumlarında mı verilmeli? İyi şimdi programa nasıl baktığımıza bağlı. Şöyle ki, şimdi bu bir belirleyicilerin kazandığı şey konusunda herhalde bir tartışma yok. Yani bir şekilde eğitim kurumu adı olan kurumlarla ilgili bir tartışma yok. Yalnız belli alanlarda ileri çıkmış ama adı eğitim kurumu olmayan kurumlarla ilgili konuşuyor olursak. Şimdi burada pratik olarak bakarsanız eğer kriterler tutuyorsa uygulamada bir sorun bir süre olmayacaktır. Ancak yarın öbür gün bu yaptığımız işin resmi bir hani eğitim programı olabilmesini istersek o zaman sıkıntı olması olasılığı var. Çünkü eğitim programı dediğiniz zaman buna devletin evet bu eğitim kurumudur dediği yerde vermiş olmanız lazım. Mesela diyelim olmaz böyle bir şey ama diyelim ki bir yetkin özel hastane dedi ki ben genel cerrah yetiştireceğim memlekete. Bende hepsi var, fakülte var, şey yaptım. Ne derler, hocaları transfer ettim. Ben memlekete genel cerrah yetiştirmek istiyorum. Şimdi aynı mantıkla bunun da mümkün olması lazım. Hayır, resmi kurum değil. Hayır, EPP eğitimi verebilir dediğiniz zaman o zaman genel cerrah da yetiştirebilir oluyor. Niye olmasın ki, ne farkı var? Tek farkı şu, şu anda bu HDP eğitimi bir hani STK faaliyeti gibi gittiği için bir sıkıntı olmayacaktır. Öte yandan bir de bir realite var. Şu anda mesela bazı özel nakil merkezlerinde transplant cerrahı yetişiyor ve iyi de yetişiyor. Bunu da kabul etmek lazım. Hani bir realite var, bir bürokrasi var, bir de içten geçen var. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Bu bir STK faaliyeti kadar gittiği müddetçe ve bir takım yetkin şeyler yürüdüğü müddetçe bir uygulama sorunu olmaz. Ama yarın öbür gün bu eğitim programının resmi bir eğitim programı, hani günün birinde ümit bu, hani bir yan dal, bir üst ihtisas gibi bir şey olması istendiği gün sorun çıkması olasılığı %100'dür. Çünkü eğitim kurumu olarak denilen yerlerde resmi eğitim verilebilir. Yani bizim programımız. Resmi eğitim olana kadar uygulamada sorun çıkmayabilir, nasıl transplantasyonda çıkmıyorsa. Ama resmi eğitim kurumlarında zaten verildikten sonra niye sorun çıksın? Hayır, şeyi konuşuyoruz şu anda. Resmi eğitim kurumu olmayan ama belli konularda özel, öne çıkmış özel hastaneler. Ama onu kabul etmeyeceğini söyledik zaten. Yani ben öyle anlamadım, müzakere edilecek diye anladım. Onun için fikir belirtiyorum. Eğitim kurumu olma şartıyla kamu hastanesi olması gerekmiyor ama. Mesela Koç eğitim kurumu ama kamu hastanesi değil. Rakamlar tutuyorsa, merkez kıstasları tutuyorsa akredite ederiz dernek olarak. Mustafa Hoca'nın şeyleri kaygılı ise uygulamada ortaya çıkıyor. Bir kere bu güvene dayalı bir şey. Herhalde uydurumda okullar düzenlenmeyecek. Ama uygulama sırasında işte özel hastalar vesaire konularında sıkıntılar nedeniyle o eğitim verilemezse o zaman değerlendirilir. Ve sertifikasyon alamaz. Ama eğitim kurumu olmayan hiçbir yerin sertifiye edilmesi zaten değil mi? Ben bunu müzakereye açıldı diye yanlış anladım. O zaman özür diliyorum.
O zaman Mustafa Hoca'nın söylediği konuda bir şey söyleyebilirim. Benim çocuğum pnömoni oldu. Amerikan Hastanesi'nde yattı. Doktorumuz orada olduğu için oraya yattık. O sırada henüz bu fakülte açılmamıştı ama koştukun öğrencileri vardı. Ben bir pediatri pratiğinin nasıl yapıldığına orada hasta yakını olarak şahit oldum. Ha, biz tabii doktorduk, gelip nezaketen bizden izin aldılar. Bir öğrenci geldi, bizim olanı muayene etti. Biz izin verdik, başkaları da izin verdi. İyi ilişkilerle, şeylerle ve benim gördüğüm kadarıyla düzgün bir pediatri pratiği bu çocuklara yaptırıldı. Ama uygulamada pürüzler çıkabilir mi? Aşılması gereken pürüzler çıkabilir. Olur zaten. Ama aşacak bu kurum onu. Evet. Pardon, ben yanlış anlamamış çünkü. Estağfurullah. Kızıcı. Lütfen. Çünkü kapatmamız gerekiyor. Zaten pratik anlamda çok mümkün olmayacak. Yani bizim özel videomuz var. Hiçbir zaman eğitim verme talebi zaten benim oradan çıkmadı açıkçası. Hani olduğum için dışarıdan böyle bir talebe karşılaşılır, bunun olabileceği tartışılır. Tek spesifik olarak karışanlar. Zaten pratik anlamda rehabilitasyon eğitimi, memorial hastanesi olarak bu şartlar altında verebilmeniz çok zor. Hastayı bulamazsınız. Doğal olarak hasta doktora geliyor çünkü. Onun için eğitim kurumu olarak özel bir üniversitede bu sağlığına bir şey kuruluyor. Aynı şekilde. İstihdam karışanlar bir insan da var. Peki son iki şey çok fazla tartışacağımız bir şey yok. Gerçekten en az bir tane staff olmalı konusunda herkesin fikir, hatta daha fazla olması gerektiğin. Ama iki tane staff düzeyinde çalışan birisi ki bunlardan bir tanesi sadece HBB staffından bahsediyoruz. Bu genel olarak zaten herkesin kabul ettiği bir ayrıntıydı. Çok basitçe bir 5 dakika şu konuda fikrinizi almaya ihtiyacımız var. Bu merkezde tamamı HBB vakaları mı olmalı, yoksa vakaların ağırlıklı olarak, örneğin %70'den fazlası HBB vakası mı olmalı? Çok basit, kısa, net fikir. Eğitime gönderdiğinizde... Önce konuklarımıza sorabiliriz. Tabii, peki. Buyurun. Küçük koment aldım. I think it depends on how your clinical services are delivered locally. It wouldn't be something we would see as an absolute requirement. In the UK context, I would say a lot of the major HBB centres, it's even less than 70% because they also do general surgery emergencies and general surgery as well, so I wouldn't be dogmatic. 70% is doesn't have to be ordered. What is that HBB practice? Yeah, very briefly, I would agree. If you're in acute care surgery as well, so on the emergency service, we would be admitting all types of patients. In fact, they'd be transferred out the next day. Mm-hmm. But the activities that the registrar and the trainees and fellows are supposed to do is to manage all the patients that are coming there. As long as the numbers are there. I would also agree. I think what comes is the commitment of the center and the fact that it has sufficient cases to give the training. And the rest is not. Salonda %70 HB oranına karşı olan ve mutlaka yalnız ya da yalnız yakında olması gereken diye meslekler var galiba. Ona soralım. Neredeyse? Var. Cerrahpaşa, Ankara, Ege, Gazi, 9 Eylül, Güven. Hepsi derken? O kadar da hepsi. Hayır. Orada da hepatoglobulinojenostomi gibi bir yanlış anlama var. Hepsi derken hepatoglobulin unit olduğu varsayılarak oraya gelen tüm vakaların hepatoglobulin cerrahi olduğu kastedildi. Ben öyle anladım. Hepsi derken. Yani adamın eğitim aldığı yer hepatobiliyer mi? Ve hepatobiliyer cerrahi yapılıyor. Yani şöyle, hepatobiliyer cerrahi yapılıyor ama bir taraftan da %30 kadar da yani rakamlar tutuyor. Artı da başka şeyler de yapılıyor bu arada. Mesela Ege Üniversitesi'ne geliyorsa Ege Üniversitesi'nin hepatobiliyer cerrahisi alacaksa hepatobiliyer cerrahi başka hiçbir şey gelmiyor. Ben onu böyle algıladığım için hepsi diye söylüyorum. Anladım. Ama başka bir merkezde? Ama başka merkezde veya kendi merkezinde de tabii ki olur. Yani öyle bir merkez olsam tabii olur. Yani böyle anlayarak yanıtlanmış olanlar olabilir, ben düzeltmek için söz aldım. Bana sorular tamamlayacak olan doğal olarak. Ben öyle anlattılar olduğu için.
Başka bir yorum var mı bu konuda? Ben de hepsini yerlerdim ama kurumsuz olarak ben... Travmanometride tutuyorum. Hani mecburen hani acilometride tutuyorum. Appendektomiye de giriyor. Yani, bu sefer perforasyon de giriyor. Ama şey olarak hani HPV merkezi olarak mümkün olduğu kadar kabul etmemek lazım. Ve şu anda rakamlar tutuyor. Yani ama şimdi yine çok, çok karışıyor yani o zaman da evet. Şimdi kalkıp bir HBV eğitim merkezinde yanında iki tane rektum amputasyonu, öbür tarafta bir tane tiroidektomi, gene vakaların %70'i HBV. Şimdi bunu Ahmet'in ilk altısı gibi algılanmasını özellikle rica ederim. Biz HBV çalışma ünitinden, çalışma biriminden bahsediyoruz. Şimdi bu hastalarda evet siz rakamları tutuyor zaten teorik olarak da tutmaz. Yani adamın vakti bu kadar dağılmaya da izin vermez. Yani rektumla hepatobiliyene çok fazla girmiş bir adam rektumla niye uğraşsın ki? Yani tamamen ayrı bir alan, ayrı bir eğitim gerektiriyor vesaire. Yani samimiyetin sorgulanmasına neden oluyor. Yani burada HBV eğitimini almaya bir birimine gidip daha o anda arkadaş yan yana bu tür vakaları görecek olduktan sonra sizin ona ciddi bir HBV ve eğitimi vermeniz bir kere sorgulanır hale geliyor. O yüzden sorunun ilk başta Ahmet'in algıladığı gibi algılanması burada yanlış bir algılama bence olmamış. Bir eğitim merkezinden bahsediyoruz. Yoksa kurumun kendi didaktikleri gereği hepimiz acil nöbet tutuyoruz. O gün nöbetçisi ne gelirse onu üstleniyoruz. İlgili arkadaşlarımıza da soruyoruz. Bizde bir anal bölge yaralanması geldiğinde daima kolorektal cerrahi ekibinden birine danıştırıyoruz. O zaman size soralım. Yani İstanbul Tıp Ege Üniversitesi dışında pür HPV yapan var mı? Var. Uludağ, Gazi. Tamam, ben biliyorum. Bunu ben özellikle biliyorum. Yani Ankara, Gazi. İşte, hayır. Tamam. O zaman yani, pür HPV denilebilir. Ben Sadık Hoca'ya katılıyorum. Bizim Ankara Üniversitesi'nin hepatobiliyer cerrahi ekibi bunu samimiyet testi olarak da görüyor zaten. Yani siz bu işe ne kadar dedi ki ben yarın mide kanseri, sonra kolon kanseri yapacağım. Bir de obezite yapmak istiyorum aslında. Çok iyi cerrah, bir de yandan transplant yapayım. Yani bir şey kabul etmiyorum. Ben de kesinlikle böyle düşünüyorum ama ben biraz da mekanik açıdan bakmaya çalıştım. Fikrim aslında hani %70 yapmak yani öyleyse olmaması, hani ama etik mi? Bakın, kendileri öyle çalışabilirler, hala ağırlıklı HBV yapıyor olmalarının keyfini yaşıyor olabilirler. Ama oraya eğitime adam göndereceğiz. Yani bir merkez niteliğinden bahsediyor. O zaman yani pür HBV noktasında galiba buluşmaya başladık. Değil mi? Öyle, onu öyle bir karar verelim. Son bir alalım, hemen öbür soruyla kapatalım. Çok kısa yalnız çünkü... Efendim? Eğitmen sayısında bir olarak algıladın mı? Hayır, bir mesela burada minimum bir tane sırf HBV yapan hani program direktörü olabilecek mutlaka bir hepatobiliyer cerrah olmak zorunda. Program direktörünün mutlaka hepatobiliyer cerrah olmak zorunluluğu birçok uluslararası kriterde var. Onun yanında çalışan staff cerrahlar ağırlıklı hepatobiliyer de yapıyor olabilirler. Tabii ki tercih sırf hepatobiliyer yapmadı. Sanıyorum kısaca bunu yazacağım. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. İşte bu hepsi HPV şeyi çok riskli. Deniz hepsi HPV diyor ama Ankara Üniversitesi cerrahi klinik olarak oraya başvurulacak. Yani Ankara Üniversitesi'nde bütün vakalar HPV vakası mı? Yok. Ama fellowship'la bahsediyoruz ama oraya başvuran bir üniversite değil mi? Mesela bir basamak giderek diyelim, gece acil apansit geliyor, o grup gece alıp apansit yapıyor. Şimdi sen HPV yapmıyorsun mu diyeceğiz. O grup olarak nöbete kalınıyor çünkü. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani HPV grubu gece nöbetçiyse acil gelen apansit yapmak durumunda. O yüzden HPV dışında bir şey yapmayan klinik ifadesi çok iddialı olur. O zaman apansit tek ne yapıyor demek ki? Travma da yapıyor, üstü tiroid. Nöbetçi kalırsa geri ne yapacak? Acil yapacak. Yani acilde yapması başka bir şey, serviste yapması. Yani bu ağırlıklı %70'i belki daha da arttırabilir ama hepsini dediğiniz zaman
Hayır, senin buna, servisinde buna, acile gelen kroponlanmayı aldınız, o zaman bunu vermiyoruz denebilir. Bu hemen düzeltilebilir. Acil vakalar dışında vakalar sırf hepatobiliyar olmalıdır dediğinizde sorun ortadan kalkar. Kalkar mısınız? Basman kalkar mı? Peki, sağ olun. Zaten bugün hani taslağın son hali, bunu tekrar anketlerle belki tekrar toplantılarla. Evet. Tabii, son merak ettiğimiz nokta şu. Merkezin vaka sayısı, burada gördüğünüz gibi farklı rakamlar var. 10-30 karaciğer rezeksiyonu için yılda o merkezde 30 karaciğer rezeksiyonu yapılması ağırlıklı rakam. 30 minör karaciğer yapılması ağırlıklı rakam. Kompleks biliyer cerrahi, buna hepatikojejinostomiler dahil. Burada da ağırlıklı rakam 30. Pankreas içinde gene merkezde ağırlıklı rakam 30. Bunlar demin bahsettiğimiz ve genel karar aldığımız yaptırma rakamlarımızın üstünde. Yılda 10 tane pankreas yaptırmayı taahhüt ediyorsak bir merkezin herhalde 30 tane pankreas yapıyor olması lazım ki bir bölümünü hoca, bir bölümünü diğerleri filan yapacak. Bu konuda başka bir görüş var mı? Hızla kapatalım. Başkanın habire uyarısıyla karşı karşıyayım. Ama açacak. Yani projeyi kaçırmak üzereyiz. Tamam. Ya pardon. Şimdi 30 pankreas için tamam da karaciğer rezeksiyonu için 30 tane dediğiniz zaman ayda 2 tane vaka ediyor. Yani ben sormak istiyorum söylemek yerine hocalarımıza burada. Ayda 2 tane yapılan bir vakanın nesini nasıl eğitim vereceksiniz? Yani çok düşük bu rakam. Merkez için. Herkes için hangi durumda da değil bence. 30 tane. Ayda 2 tane karaciğer rezeksiyonu yapıyorsa hangisini fellow yaptıracak? Hangisini staff cerrah yapacak? Bunların hangisi özel hasta? Bunun bir de özel vakıfları da buna dahil edeyim. Özel vakıf hastaneleri, üniversite hastaneleri başlığı altında hepimiz biliyoruz Türkiye'de son yıl, 10 yıl içerisinde açıldı. Çok iyi örnekleri de var ama yani buraya gelen hastaların önemli bir kısmı özel hasta. Burada bir sağ epidektomi hastasını, adı üniversite bile olsa orada derneğin gönderdiği fellow mu yaptırılacak bu vaka? Ayda bir tane, iki tane yoksa hoca mı diyor? Ben sormak istiyorum herkesin deneyimlerini. Peki son olarak 40 mı olmalı sizce? Olarak. Yani haftada bir tane olursa belki daha mantıklı bir ölçü olur diye düşünüyorum. En azından. Ben katılmakla birlikte standartları tanımlayalım. Geri kalan kurum bazında kişi düşünsün diyorum. Hani biz tanımladıktan sonra kurumdaki doktor kime nasıl yaptıracağını karar verir. İster katılır, ister katılmaz. Ama bence standartları makul seviyede tutalım ki yapmak isteyene çıkacaktır, onları dışlamamış olalım. Ondan sonra yaptırırsınız, yaptırmazsınız o. Kurum olarak katılan kişinin, o sorumluluğu alacak kişinin kararı. Yes? Of course we can do recertification after a couple of years and then look at how many operations have effectively been assisted to two fellows in training. Pratik bir şey önereyim. Minor hepatektomileri çıkaralım. Majörler 30'un üstündensin. Diğerleri düzgün görünüyor bana. 30 rakamı. 30'un üstü olsun diyelim. Böylece hani ayda 2 değil de ayda 3 gibi olacak neredeyse en az. Minörleri çıkaralım. Çünkü sizlerin de başına geliyordur herhalde. Artık genel cerrahlar hani minör şeyleri kaçırmıyorlar. Sevk edilmiyor onlar. Yani bize metastazektomi gelmiyor neredeyse çapaya. Diğerlerinden geliyor. So I think it's an important discussion that it has to hinge on the number of fellows you have in an institution. So if an institution only has one fellow compared to another institution that has three, then the numbers differ. So I think you know, again, you've got to define
the number of trainees per center based on the number of specialist HPV surgeons in the center and the number of volume that goes to that center. And when you do your accreditation, that needs to be part of what you're accrediting. Very good. Very good. Thank you. Ben Deniz Hoca'ya katılmıyorum. Çünkü mesela ben kendi hastanemde tek ilacı ilan etmek kişiyim. Ben benim merkezimde 20 kilo bile yapılırsa benimle çalışan bir tane periyoda oldukça eksporcu olacak. Ama Deniz Hoca'nın merkezinde 3-4 tane tutup ilacı ilan vardır, pür yapan. Ve oraya 40 da yetmiyor. Evet, aslında katılmıyorum. Yani zaten orada olmaz demiyor. Bu konuya kaygı belirtiyor. Dolayısıyla yani burada bence staff cerrah sayısı, doktor sayısı söylediği gibi fellow sayısı bunlar da sayıyla fellow sayısının evet bunu düşünmemiştik. Şimdi bir öneri. Bir tane adamın olduğu yerde ben o zaman sen iki merkez değil diyebilirsiniz. Ama öyle bir kartışma konuşuyorum. 50-60 vakanın 100 vakanın yapıldığı yerde 8 sebep hep ve cerrahı olur. Mesela Pittsburgh'da çalıştığım yeri boyunca orada pankreas ve karaciğer cerrahisi yapan 8 kişi var. O zaman da 150 tane de yapılsa bu oran göre bir çalışmamız lazım. Başlı başına. Ya burada tabii biraz da merkezin gereğini, bu konudaki yoğunlaşmasını, yani vaka sayısı belli bir rakamı bulmalı ki hakikaten problemli, başının derde girdiği vakalar, ekstra vaka çeşitliliğini yaşayabilmeli ki hani oradan bu kadar kompleksi birine öğretmek açısından değil ama bu noktadaki bir merkez ancak birilerine daha temel eğitim verebilir. Ama genel kanı 30 zaten yılda kabul edilebilecek bir rakammış gibi gözüküyor. Yani, son diyorum. Deniz Hocam, yani eğer o dediğiniz aklı çıkarsa zaten o eğitimi veremez. Veremeyince zaten şey devam ediyor yani. Biz zaten. Ben ilk söylediğimi son bir kapan son söz olarak da kendi açımdan tekrar etmek istiyorum. Türkiye'de karaciğer transplantasyon deneyimini lütfen gözden kaçırmayın. Yaklaşık 10 seneden uzun bir deneyim var. 10 seneden uzun deneyim ve eğitim periyodu sonucunda çok son derece efektif olmayan bir sistem üretmiş durumdayız. Dolayısıyla merkezlerin objektif akreditasyonu ve bunların standartizasyonu, işin denetimi çok önemli olduğu kanaatindeyim. Ve bence sağlıklı bir fellowship programı için Türkiye'deki merkezlerin Türk Hepatobiliyer Cerrahi Derneği üzerinden Avrupa Hepatobiliyer Cerrahi Derneği'ne yani OMS'e entegre olması, akredite olması, ondan sonra bu işe başlaması sağlıklı sonuç verecektir diye düşünüyorum. Tamam, bir düşünmek. Harika bir öneri. Yani bu merkezleri Türkiye'de değerlendirdikten sonra direkt olarak UMS'le bağlantıya geçen evet. Ve belki oradan gelen bir temsilciyle birlikte bu ziyareti yaparak merkez akreditasyonunu vermiş oluruz. Bu çok yani öneriniz çok güzel bir UMS akredite fellowship programlarımızın evet. Derneğimiz tarafından da yapılması ve bu akredite programlar kabul ettikleri fellowların sayılarını da tamamlarlar, kendi aralarında değişimle yaparlar. Eksiklerinde giderirler. Bence bu sağlanabilir. Koordinasyonla Hepatobiliyer Cerrahi Derneği yapar. Ama objektif olması açısından çok önemli. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bir hocamız söyledi şimdi, kimse de aklımda değil. Eğitim alacak kişiler burada yoklar. Onların talepleri, onların duruma bakışını bilmiyoruz diye. Bu eğitime gelen insanların hepsinin bir kariyer olduğunu, hepsinin hayatlarında bir beklenti ve bir zaman ayıracaklarını, bunun sonucunda bir çıktı almak isteyeceklerini unutmamamız lazım. Transplantasyonda bunu gördük. 2 sene orada, 1 sene burada, 1 sene burada. Sonuç yok. Ameliyat yok. Zaten bu toplantının amacı bu seviyede bir değişiklik. Tabii bu geliştirilecek. Çok haklısınız. Kapatmak zorundayız. Hani belki bir cümleyle böyle son bir şey söylemek istiyorsanız ama gerçekten ben bir cümle. Hepimiz EPP cerrahisi eğitimi almak istiyoruz ve çevremde pek çok bu kişiyle niyetle yola çıkan bir sürü insan var. Ama şunu gördüm ki aldığımız EPP cerrahi eğitimi de transplantasyon eğitimi de yani bu işi aktif olarak yapamazsak bile genel cerrahimize çok olumlu katkıları olan şeyler. Yani bu kişilerin hepsi her birisi bir klinik
kuracak da şey yapacak değil. Bu bir sertifikasyon programı veya bir kurs diyeyim veya ne dersek diyeyim. Sonuçta kişilerin eğitimine her türlü katkıda bulunacak. Yani o şekilde bakmak lazım. Teşekkür ederim. Tabii. Once again, thank you so much.